Herkese merhabalar. Friendship konusunun 3. videosuyla devam ediyoruz. Hedefimiz LGS 2023'te tüm İngilizce sorularını doğru yapmak. 2022'deki LGS'ye baktığımızda Friendship'ten soru geldiğini gördük. Her konudan bir soru geliyor. Friendship'ten de bir soru geliyor. Ama biz konuyu çok iyi bir şekilde öğreniyoruz. Are you ready Tonguç? I am ready. Harikasın. Tebrik ediyorum. Sizler de hazırsanız arkadaşlar. Şimdi mükemmel bir şekilde Future intentions yani geleceğe dair niyetlerimizi nasıl söylediğimizi going to ile nasıl söylediğimizi dile getireceğiz ve aynı zamanda planlarımızı nasıl söylediğimizi getireceğiz. Tabii ki İngilizce'de en önemli şey nedir kelimedir arkadaşlar. Kelimemizi de pekiştirmek için mutlaka mutlaka bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Mesela biz taktikli İngilizce kitaplarımızın arkasında hep kelimeleri yazdık sizlere. Kelimeleri unutmayın diye posterler yapıştırın diye. Burada taktikli İngilizce'de e, bitirmediğiniz ödevler varsa yani friendship 1'deki birinci testi İkinci testi 3, 4, 5, 6, 7 tane testimiz var. Bu testleri bitirmediyseniz mutlaka bitirin. Burada takıldığınız kelimeler olursa kare kodu okutarak soruların çözümünü izlerken dinleyin ve ekstra dijital soruları da çözün. Bunun haricinde Dinamo İngilizce Soru Bankası olan arkadaşlarımız da burada zaten direkt kelime çalışmasıyla başlıyoruz. Kelime çalışmasındaki kelimeleri güzelce öğrendikten sonra vokabeleri yani kelime testlerine baksınlar. Bu kelime testleri de bittikten sonra mükemmel bir şekilde zaten diğer testlerimizi yapacaklar ve ekstra dijital soruları da arkadaşlarımız mutlaka çözsünler arkadaşlar. Ve son olarak da onda 10 zoru bankasından yani burada tabii ki sadece İngilizce yok. İnkılap din de var. Sizler İngilizce kısmını açacaksınız. Burada İngilizce kısmında Teen Lifetan önce French ile alakalı 3 testimiz var. Bu 3 testi de mutlaka bitirin. İlk 2 testi ilk iki ödevde vermiştik. Şimdi 3. testi sizlere ödev veriyoruz. Dijital sorularıyla birlikte. Hadi bakalım. Şimdi ödevlerimizi verdik. Arkamıza yaslanalım. Mükemmel bir şekilde French'in 3. kısmında birlikte öğrenelim arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Şimdi future intentions'da bir niyet ediyorsun. ve diyorsun ki ben planladım ve be going to yani I'm going to study. Ben ders çalışacağım diyorsun. Plan yapıyorsun ve sonrasında da fiilin birinci halini getiriyorsun. Fiilin birinci hali neydi? Sözlükte ne yazıyorsa o. Sözlük ne demek İngilizce Tonguç'um? Sözlük dictionary Harika. Sözlüğü açtığında ne yazıyorsa onu alıp koymak fiilin birinci hali. Yani emizar ve ardından da going to verb bir diyeceğiz. Going to verb bir. Future plans'ta ise bu sefer şuna dikkat edelim emizar ve e, verb ing de kullanabiliriz. Hatırlarsan şimdiki zaman diye bir şey vardı. Hani şöyle bir zaman tablomuz vardı. Eğer bir şeyi now yani şimdi veya at the moment şu anda yapıyorsak biz ne diyorduk? I am studying diyorduk. Bak, I am studying şu demek. Ben ders çalışıyorum demek. I'm studying tomorrow dersen ben yarın çalışıyorum dersen bu aynı Türkçe'de de yarın kesin kesin çalışıyorum anlamına geliyor. Yani I will study çalışacağım. Hadi inşallah. I'm going to study plan yaptım çalışacağım. I'm studying ise kesin kesin çalışıyorum artık. O kadar kesin ki daha kesin olamaz diyebiliriz. Mesela bir film gördün. Bu filme gideceğim diyorsun. I will go to this movie. Yani bu filme gideceğim. Ama ya daha bilet almadım. Tam da emin değilim. Belki arkadaşlar fikrimden beni caydırabilir gibi. I'm going to go to this movie dersen, ben bu filme gideceğim, bu şu demek, yani... Kesin gideceğim artık, kesin, kesin kaçarı yok. Kesin gideceğim, artık yani bileti bile aldım artık, plan yaptım, arkadaşlarına saati verdim. I'm going to this movie dersen yani, ben bu filme gidiyorum dersen de... bu artık kesin kesin, herhalde az bir zaman kaldı. Bileti de aldın, yakmak istemiyorsun ve bütün planlarını iptal ettin, artık kesin gidiyorsun anlamı var. Türkçe de öyle, bak mesela ben sana desem ki... Tonguç, birazdan sana bunu anlatacağım. La, Tonguç birazdan sana bunu anlatıyorum. Dikkatli edin arasında birazcık fark var diyoruz ve başlıyoruz Future Intentions'a. Şimdi burada be going to'dan sonra Tonguç'un um, birincisi verb bir gelecek. Be'nin olduğu yere I de am, he she de is, we you de de are geleceğini bilmemiz lazım. Mesela I'm going to watch a movie. Şimdi buraya parantez içinde hocam watch verirse yazılı için söylüyorum. Watch verirse sen Acaba watching watching demene gerek yok. Niye? Be going'dan sonra verb 1 geleceği için hemen watching olduğu gibi yapıştıracaksın. Veyahut da we you they are going to have a barbecue party. Biz bir barbekü partisi yapacağız. Veyahut da he she is going to move to İzmir. Onlar İzmir'e taşınacak, o İzmir'e taşınacak diyebiliriz. Negatife baktığımızda ise bu sefer sadece e, hani Negatif konuşmayalım hocam lütfen. Negatif Neg konuşmak Neg zorundayım. Çok. Mesela I am diyorduk, we you they are diyorduk he she it izliyorduk ya Tonguç'um. Fiilinde normal halini getiriyorduk işte. I'm going to visit, ziyaret edeceğim. Ee, we are going to attend the party. Biz partiye katılacağız. Veyahut da he is going to move to İzmir. İzmir'e gidecek, e, İzmir'e göçecek diyorduk ya. Bu sefer olumsuz neyse sadece not getiriyorsun. I'm not diyorsun. Veyahut da you are not. Veyahut da he isn't. Yani he is not şeklinde kullanıyoruz. Bunların kısaltılmışını daha çok görüyorsun. I'm not'ı biz Tonguç'um daha çok şöyle yazarız bak. E, pardon yazamadım. Şöyle M yazarız. Sonradan at yazarız. Bu eşittir demek. Veyahut da are değil de Tonguç evladım benim. Aren't deriz. Bunu daha çok kullanırız. Veyahut da is not değil de böyle uzun uzun böyle çok formal resmi değil de isn't şeklinde kullanırız. Bunu da bilmeni istiyorum. Question'lara baktığımızda ise bu sefer şöyle bir şey var. I'de M geliyor diye M'i başa getiriyoruz Tonguç'um. video you R geliyor diye R'ı başa getiriyoruz. He sheet de iz geliyor diye izi başa getiriyoruz. Ve sonra yine fiilin birinci halini kullanmaya devam ediyoruz. I'm going to play volleyball. Voleybol oynayacak mıyım? Are we going to have a picnic? Biz piknik yapıyor muyuz? Veya da is he going to join us? O bize katılacak mı? Diye biliyoruz. Future plans'ta ise present continuous yani şimdiki zamanı gelecek zaman anlamında kullandığımızda ise şu var. Birincisi yine be de, I the am he she the is we de the are geleceğini bilmemiz lazım. Ve fiilden sonra da fiilin sözlükteki halinden sonra verb ing yani ing haline getiriyoruz. Mesela Tulandın Londra'ya ne yapacak? Uçacak. Birincisi ne yapacağız? Ayda M geliyordu. Fiilin sonunda da I'ncı gelecekti. I'm flying to London. I'm flying to London şu demek. Ben Londra'ya uçuyorum. Yani bileti aldım. Çok havalısın şey, be. Çok be. havalı. Yani direkt Londra'ya. Artık uçak belli. Hatta havalimanındayken bile bu cümleyi söyleyebilir yani. Abi geliyor musun? Gelemem. I'm flying to London yani. Ben artık gidiyorum abi. Bitti her şey. Ve hatta salı günü seni bekliyoruz. No I cannot. I'm flying to London. I would if I could but I can't. Yani yapmak isterdim ama yapamam. I'm flying to London. Ben Londra'ya gidiyorum yani. Nasıl yani? Kesin mi? Kesin abi. Bileti aldık. O kadar para verdik. Şöyle bakalım. VU Day'den sonra R geliyordu. Heavy ING'li kullanıyoruz. They are having a slumber party. Onlar bir slumber party ne demek Tolga'cığım? Hocam slumber party, pijama partisi. Pijamalarımızla dans e, ediyoruz hocam. Harikasın. Partilerde gerçekten... Ben genellikle pijama giymiyorum ama geceleri. Ne giyiyorsun? Dolayısıyla ben Trumbull Parti'ye gittiğimde her kıyafetini atıyor hocam yatıyorsun? koyuyorlar. yatıyorsun sen? Hayır hocam tamamen kıyafetsiz yatıyorum. Ha normal iç çamaşırlarını falan. donla don don yatıyorum don ya. yatıyorsun. Bazen sıcak olunca ben, ben de o tarz şey yapabiliyorum. Ama sonuçta partiye gittiysen donla gidemezsin. Ayıp rezil olursun. Dolayısıyla bir pijama giymezsin böyle çizgili. Mangalcıların giydiği pijamalar var onlardan giyebilirsin. He, she'den sonra yine izi getiriyoruz. Ve he, he she is eating out tonight. Bu akşam o dışarıda yiyor diyebiliriz. Şimdi negatifine baktığımızda ise bir kere cümleyi normalini hatırlayalım. Neydi? I am going to, öyle değil mi? I am going to the shopping mall tomorrow. Yarın e, alışveriş merkezine gidiyorum. Ve hatta they are, they are, e, staying with friends tonight. Onlar bu akşam e, arkadaşlarla kalıyorlar. Veyahut da he is joining us this weekend. O bize bu hafta katılıyor diyebiliyorduk. Bunlar fiili normal yani. Peki olumsuz ne yapacağız? Sadece not getireceğiz. I'm not going. They are not. Hatta şöyle kısaltılmış anlayalım. Hatta she isn't. It isn't joining diyoruz. Not'ı getiriyorsun ve kurtuluyorsun. Bu kadar basit. Sorusunda ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle normal nasıl hatırlıyorduk? I am going to değil mi? Bak I am going ona piknik diyorduk. Bu emi alıyorsun buradan siliyorsun. Am I going to picnic diyorsun? Video day'de ne diyorduk? Are organizing. Onlar bir Parti organize ediyorlar. Bu hafta, gelecek hafta diyor. Hemen burada arı kaldırıyorsun. Burada başa koyuyorsun. Are you? Veyahut da are we? Are they organizing a party next week? Veyahut da ne diyorduk? It is coming tomorrow diyorduk. Mesela o e, yarın geliyor. Hemen izi buradan kaldırıyorsun. Hop başa getiriyorsun. Is she? Is he? Is it coming tomorrow? Diyoruz. Bitiyor. Şimdi gel buradaki diyalogları tamamlayalım. Burada e, Pakize ile e Zü, Züleyha'nın bir diyaloğu var. Bakalım e, nasıl bir konuşma geçecek aralarında gerçekten şaşırtıcı. What are you doing tomorrow? Harikasın. Pakize what are you doing? Niye are dedin? Çünkü what is you doing Veya hatta what am you doing gibi bir şey olsa sen kulağa tırmalıyor. What are you doing tomorrow? Are you cool hocam? Ne diyorsun Tonguç? Öyle bir şey yok İngilizce. Are you disco? Ne diyorsun ya? What are you there, bak, bunlar kulağa tırmalıyor bak. Peki benim bunları kulağıma tırmalamasının sebebi ne? Ben kitap okuyorum İngilizce veyahut da müzik dinliyorum. Bunları hiç duymadığım için what is you diye bir şey duyunca diyorum böyle tüylerim diken diken oluyor. Hemen anlıyorum ki bu yanlış. Şimdi burada e, hemen cevap veriyoruz. Her zaman gibi büyükleri ziyaret ediyoruz. I'm visiting my grandparents. Büyüklerimizi ziyaret edeceğim. E, buraya ar mı geliyordu, İz mi geliyordu, en mi geliyordu Tonguç'un? Ar you mesela. Harikasın. You. What are you going to Do. Bak going to doing olmaz. Going to do at the weekend. Sen hafta sonu ne yapıyorsun? Bu da cevap verecek. Ben yüzmeye gideceğim diyecek. Ama bak. Bu I am denir hocam. I am going to. Going mi go mu? I am going to going. Going to going. Bak kulağa tırmalıyor. Ay I'm, çok kötü oldu I yani. am going to go swimming dememiz gerekiyor Tonga Şelal'e. Şimdi gel bir yeni nesil soru çözelim. O yeni Konuyu tarz geçelim. Şimdi yeni tarz soruya geçmeden önce bununla alakalı sana bir taktik vermek istiyorum. Bak tips diyelim buna taktik. Bu tarz sorularda Öncelikle soru kökünü ve şıkları okuyoruz. Neden? Türkçe paragraf sorularında bunu yapıyorduk. Pat diye paragraf okursak diye rende bu 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 diye okursak. Of deribu. çok uzun süre. Bunu okuduktan sonra süre gelince ana paragraf ne diye başına geri dönmek zorunda kalacaksın. Halbuki önce soru kökünü ve şıkları okuduğumuz zaman zaman kazanıyoruz. Sizden sorunun neyse emin olduktan sonra dikkatli bir şekilde verilen metni okuyun. Her bir seçenekle bağlantı takılarak metinde bulunduğunuz ifadelerle doğru seçeneğe ulaşın demiş. Şimdi o zaman taktiğimiz şu. Bir burayı okuyoruz. İki şöyle bir seçeneklere göz gezdiriyoruz. Üç paragrafa geçiyoruz. Şimdi bakalım. Which of the following is correct? Hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Dear Andy, sevgili Andy. It's my birthday on Saturday. Bu cumartesi benim doğum günüm. I'm giving a party at home. Bir parti veriyorum evde. There, there won't be many people. Çok fazla insan olmayacak. Darwon Vilnat'ın oğlu. Yazık olur. ya. Kıza bak ne hale gelmiş. Yapacak bir şey yok. Sue yapacak bir şey. Yok. I'm inviting only my close friends. Ben davet ediyorum. Sadece benim yakın arkadaşlarım. Ona da bir tane de. Yani falan. You know most of them. Çoğunu tanıyorsun. Biliyorsun çoğunu. The party is going to start at around 7. Parti 7 civarlarında başlayacak. I'm sure eminim we will have great time. Harika zaman geçireceğiz. Hope inşallah umarım you can come gelirsin. Şaka gibi ya. Böyle bir buraya. mesaj yazılır mı hocam ya? Şimdi bak buraya okuyalım. Bir Sü kız bir erkeğe böyle bir mesaj yazabilir mi ya, hocam? Ya bir şey yok. Parti davet ediyor ne yapsın herkes senin gibi dejenere olmuş değil. Sue is inviting Andy to a slumber party. Sue Andy bir pijama partisine davet ediyor. Doğru mu Tonguç'um? Doğru hocam. Nerede pijama nerede hani? Aa. Pijama yoktu. Seni hemen fake yaptı, sen atladın. Yeni nesil sorularda fake vardı. ne partisine giyer davet ediyorsun? Bilmiyoruz. Bak, bir partiye davet ediyorsun ama ne partisi ne oldu belli değil. Sue is having the party at the weekend. Sue partiyi hafta sonu yapacak diyor. Doğru mu? Evet hocam. Niye bir doğru? Çünkü bak Saturday diyor bak. Birazcık... Saturday hafta sonudur. Evet Saturday. Bak günleri hatırlayalım. Hocam Saturday Sunday hafta sonudur. Her En evet. günlerdir. Harikası bak. Monday pazartesi. Tuesday bak ikinci gün salı. Wednesday Ortadayız çarşamba. Thursday perşembe, Friday oh be ferah gün yani Friday Friday. Sonrasında ne yapıyoruz? Saturday ve Sunday cumartesi pazar. Şimdi o zaman cumartesi pazarın hangi gün olduğunu biliyorsan weekend'i e bile yapabilirsin. E ee, o zaman Bursa. Diğerlerine bakalım. Is going to attend Andy's birthday party. Ee, Sue Andy'nin partisine davet katılacak. Olur mu? Esas Sue davet. Tam tersi hocam. Skandal. Sue doesn't want to see Andy her at her party. Sue Andy'yi parti görmek istemez. Sana ne ya? Öyle bir şey olur mu? Partiye davet etsin. Ne kadar bağnazca bir şey diyoruz. E, konuyu çok güzel bir şekilde anladık. Hadi ödülü sorumuzu yap, yorumlara yaz. <laughs>